Hayırlı akşamlar. Muhterem izleyicilerimiz, geceniz mübarek, kazancınız bereketli, ibadetleriniz makbul olsun diyerek bu akşamki İhsan Günaydın hocamla birlikte Rahmet Esintileri programını başlatıyorum. Muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz İstanbul Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde. Daha önce bu sokak arasındaydı ama caddenin kenarındaki binaları aldık, yıktık. Oldu Kıbrıs Caddesi üzerinde. İhsan Günaydın hocamla bir külliye yapıyoruz. Birçok izleyicilerimiz bunu biliyorlar. Bizleri takip eden izleyicilerimiz var. Camimizin etrafında 98 adet daire karşılığında 10 adet binayı aldık, yıktık. Camimize arsa olarak tahsis ettik. Bu arsaların tapularını Diyanet Vakfımıza vakfettik. Ve şu an inşallah camimizin inşaat çalışmaları başladı. Mevcut camimiz 200 metrekare bir camimiz vardı. Bunu yıktık ve inşaat çalışmalarımız başladı. Şimdi ne oldu? 2000 metrekare bir alan oldu. 350 metrekareydi camimizin arsası. 2000 metrekarelik bir alanda kazıklama, harfiyat ve çalışmalar devam ediyor. Yönetmenim birazdan gösterecek. O 28 nolu parsel de alındı ve yıkıldı. Orada da şu an bina yok. 2000 metrekarelik bir alan oluştu. O binanın yıkım görüntüleri, ekranda görmüş olduğunuz görüntüler. Değerli izleyicilerimiz, buranın sadece tabanda kullanılacak olan, yani en alta serilecek hasıra 1750 metreküp beton, bir 120 ton da demire ihtiyaç var. Sadece tabana sereceğimiz betona. Bunun için imkanlarımız dahilinde az veya çok demeden sizlerin yardımını bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bugüne kadar bizleri mahcup etmediniz. Sizlerden gelen yardımlarla belli bir mesafe aldık. Bundan sonra da çalışmalarımızı hep beraber devam edeceğiz inşallah. Şunu belirtmekte fayda var. Bu eserler biz ilgileniyoruz diye bizim yapmamız gerekmiyor. Bütün Müslüman kardeşlerimizin, inanan kardeşlerimizin bu eserlere hem yapıyorlar, hem yardımcı oluyorlar, aynı zamanda da sahip çıkıyorlar. Allah hepinizden razı olsun. Bir Kur'an-ı Kerim'le programımızı başlatalım. Yalnız televizyonunuzun sağ alt köşesinde canlı yayın telefonlarımız var. Hesap numaralarımız var. Sizlerden yardımlarınızı bekliyoruz. İmkanlar dahilinde az veya çok demeden camimiz adına hesap numaralarımız, camimize yardımlarınızı bekliyoruz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Kur'an-ı Kerim'le programımızı başlatalım. Ondan sonra hocamın güzel sohbetiyle devam edelim inşallah. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله
Ya eyyühellezîne âmenû istaînû bis-sabri ve's-salâh. İnna Allaha ma'as-sabirin. Ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillah am وات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون يا İnna Allaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة. Kışın olur bunlar. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Evet, muhterem kardeşlerim, İhsan Günaydın hocamın o güzel sohbetine geçmeden önce sizlerden canımız için yardımlarınızı bekliyoruz. Allah'ın evlerini Allah'ı seven sizler yapacaksınız. Bizler yapacağız. Hep beraber gayret edeceğiz, çaba sarf edeceğiz ve de bu yarım olan inşaatımızı bitireceğiz. Şu an çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Yönetmenim birazdan dün yeni çekmiş olduğumuz görüntüleri gösterecek. Bir yandan resmi evraklar devam ederken, resmi işler devam ederken, bir yandan da harfiyat çalışmaları, o yıkmış olduğumuz binanın etrafında kazıklama çalışmaları, son hızıyla devam ediyor ama küçük bir alan değil. 2000 metrekare bir alana bu çalışma yapılıyor. Burada inşallah hanım kardeşlerimizin rahatlıkla ibadetlerini yapabilecekleri, gençlerimizin cami etrafında ibadetlerini yapabilecekleri, eğitim alabilecekleri, engelli kardeşlerimizin engel tanımadan rahatlıkla girip çıkabilecekleri bir cami külliyesi yapmaya çalışıyoruz. Burada Kur'an kursu yurdumuz ve cemaatimizin rahatlıkla ibadet ve ihtiyaçlarını zaman geçirecekleri bir organizeyi yapmak için çaba sarf ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Yardımlarınızı bekliyoruz. Az veya çok demeden imkanlarımız dahilinde bu işleri benimseyelim, sahip çıkalım ve de yardımcı olalım. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili İhsan Hocam, şimdi bugün birkaç yere gittik. Toplantılar, organizeler vesaire, Kadınlar Günü deniyor. Ben evde hanım olmadığı zaman eve giresim gelmiyor. Yani evde ya kızım olacak ya hanım olacak. Hanımlardan bir kişi evde olmadı, eve giresimiz gelmiyor. Bu Kadınlar Günü deyince akla gelen nedir? Yani aklımıza ne geliyor? Yani bir günlük mü Kadınlar Günü oluyor? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem kardeşlerim, Bir Rahmet Esintileri adlı programda Kaçkar TV ekranlarında yine bir ve beraberiz. Yüce Rabbim, Allah'ım, Mevlam birlik ve beraberliğimizi daim ve kaim eylesin. Allah cümlemizi rızasına nail eylesin. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızda Allah'ım ezanlarımızı daim, bayrağımızı kaim, cümlemizi cennetine nail eylesin. Huzurumuz için hudutlar ötesine giden, şu an İstanbul için okunan selalar ve ezanlar, Türkiye'm için, vatanım için yapılan ibadetlerin devamı için, huzurumuz için, hudutlarımızın dışında olan kahraman askerlerimizi Yüce Rabbim karada, denizde, havada, her zaman, her yerde mansur-u muzaffer eylesin inşallah. Kardeşler, bizim ölçeğimize göre, bizim bakışımıza göre kadınlar, hanımlar, anneler, kardeşler, bacılar bir günde anılası değerler değildir. Biz bu istismara gelmeyiz.
bizim için hanım annedir, hanım kız çocuktur, hanım baldızdır, yengedir, teyzedir, gelindir, geleceğin annesidir. O özel ve nev-i şahsa munhasıran saygı içerikli bir güzellik bakış açısına layıktır. Kadın denilince çoğu zaman akla bazen şu geliyor. Hani televizyonlarda sözüm ona bir takım diziler ve filmlerde bakılıyor. Ne deniliyor? Hadi hadi dırdır etme. Dırdır. Dırdır ettin ha. Amma da dırdır ettin ha. Dırdır. Çok dırdır ettin. Dırdır. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Doğru. Kadın denilince dırdır da dırdır. Dırdır da dırdır. Ama bakalım nasıldır? Kadın cefakardır. Kadın vefakardır. Kadın fedakardır. Kadın anadır. Kadın candır. Kadın yuva yapandır. Kadın çiçeklerin suyudur. Tek kalmış bardağın anlamıdır. Kadın kapının eşiğindeki dikkat et kocasına. Dikkat et. Dır. Yavrusuna akşama geç kalma. Dır. Gözüm pencerelerde kalmasın. Dır. Anlatabiliyor muyum? Nasıl? Kadın bir tas sıcak çorbadır. Kadın temizleyendir. Kadın yıkayandır. Balık alır, eve getirirsin, temizleyendir. Meyve alır, eve getirirsin, yıkayan, ayıklayan, dilimleyendir. Kokmuş çoraplarını yıkayandır. Arkanızı toplayandır. Bırakıp gidiyor erkek. Akşama geliyor. Kaplar yıkanmış, bulaşıklar yıkanmış, tencereler hazır, yemekler hazır, ev çiçek gibi pırıl pırıl yapandır. Top yapılmış çoraplarımızı, dağınıklıklarımızı, hırpaladığımız ilişkileri, hırpaladığımız akrabalık ilişkilerimizi, ihmalleri onarandır, toparlayandır. Çoğu zaman iyilik yapıp denize atar ama bazen de denize boğulandır. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Adamı vezir de rezil de yapandır. Ama ağzıyla kuş kapsa yine de el kızıdır. Anlatabildim mi? Ne kadar dırdırdır kadın. Ya dırdırdır ha. Dırdır. Ofsaiti bir türlü anlamasa da erkeklerin yediği naneleri ve haltları anlayandır. İhanetleri anlayandır. Sadakatsızlıkları anlayandır. Kadın bütün bunları tek kaşı kaldırmak suretiyle fırçasını atandır. Hak ettiğiniz zamanlarda bile mutfağa gidip sizin yerinize soğan soyandır.
Huysuzken dünyayı önüne sersen, şu tarafa serseydin diyendir. Kriz anında öfkeli ve kızgın babanın elinden merhametle çocuğu alandır. Kadın merhamettir, kadın şefkattır, kadın hürmettir, sadakattır, dırdır. An gelir ki kocası zora düşünce bileziklerini kolundan çıkartandır. Birikimlerini yavrusunun hayalleri uğruna hemen verendir. Sanılanın aksine kırıldığında susandır. Siz çocuklar, o şu üzülmesin diye üsülce, gizlice gözyaşlarını yastığa akıtandır. Yaşlanınca çocuklardan elden ele dolaşan bohçadır. Bir anne gün gelir 10 tane çocuk bakar da o hanım yaşlanınca kelli felli oğulları, evlatları, kızları olunca, bakanı olmayınca, 3 ay birinin evine, 2 ay birinin evine, 2 ay birinin evine, evden eve geçen bohçadır. Dırdır da dırdır ha. Amma da dır. Şiirlerin içinden çıkıp gelenleri vardır. Öpse şiir, saçını dağıtsa mısra, gülse kıtadır. Makyaja ne hacet, gülümsemesi vardır. Mücevher takmasa da, mücevher takmasa da gözleri, silahı olmasa da bakışları vardır. Çanakkale'de destandır, Erzurum'da Kara Fatma'dır. Tek başına ayakta kalmayı öğrenmiş olanlara kaybetmek masaldır. Erkek ölse anne, kadın yuvayı toplayandır. Ama ben nice aileler gördüm. Kadın öldüyse yuva dağılandır. Erkek ölmüştür ama anne onları kol ve kanatları altına toplayandır. Dırdır. Güçlü olmaktan yorulduğunuzda kızının güçlü olmasından için değil, mutlu olması için dua edendir. Dırdır. Berbat bir günü tebessüm ile güzelleştirendir. Acı bir haberi sözü ile hafifleten, kahveyi, acı kahveyi bile nur bakışlarıyla tatlandırandır. O güzel günler elbet bir gün gelecektir diye sabredendir. Dişler, dişle tır çekmek de neymiş? Dişini tırnağa takıp evin, hayatın bütün yükünü taşıyandır. Katiyen yanlış yapılmayan navigasyon cihazından bile daha net, daha belirgin adres bulandır. Bütün navigasyonların beyanından daha net bir ifadeyle bedduası tutan ah'dır. Kadın vefakardır. Kadın cefakardır. Kadın çilekeştir. Kadın annedir. Kadın bacıdır. Kadın kardeştir. Kadın yuvadır. Kadın yuvayı yapandır. Kadın
özlemdir. Kadın hasrettir. O annedir. Cennet onun ayakları altındadır. Biz kadını günde bir günde, yılda bir günde kutlamayız. Bütün kadınlar sevilmeye, saygı ve hürmet gösterilmeye layıktır. Anlatabildim mi dırdırı acaba? Evet. Hocam Allah razı olsun. O kadar güzel anlattınız ki merak ediyorum. Yenge acaba programı izliyor mu? Yani bu kadar güzel anlatılır. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz, tabi bu arada İhsan Günaydın hocama sormak istediğiniz sorularınızı da sorabilirsiniz. Yalnız özellikle istirham ediyoruz. 2000 metrekare alana bir cami yapıyoruz. Kocaman bir külliye yapıyoruz. Sizlerden yardımlarınızı bekliyoruz. Allah rızası için geçen hafta bayağı bir darlığımız vardı. Ödememiz gereken beton paramız, demir paramız. Bir kardeşimiz geldi, bize gönlümüzü ferahlattı. Ama o ne oldu? Geçen haftaki sıkıntımız giderilmiş oldu. Bugün çalışmalar devam ediyor. Bugün kazıklama çalışmaları, harfiyat çalışmaları devam ediyor. Sizlerden bu eser için, demir ve beton için yardımlarınızı bekliyoruz. Yani göndermiş olduğunuz yardımlar demir, betonda kullanılacaktır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani bir demir veya beton dökmeye başladığımızda 2000 metrekare bir beton döküyorsunuz. Bir metre 20 santimmiş taban betonumuz İhsan Hocam. 1750 metrekare arsaya, şu görmüş olduğunuz arsaya 1 metre 20 santim sadece tabana döktüğümüz beton 1750-2000 metrekareye yakın bir beton oluyor. Bunun için yardımlarınızı bekliyoruz, yardım telefonlarınızı bekliyoruz. Allah'ın evi Beytullah'ın şubesine yani bu eser için yardımlarınızı bekliyoruz. Bizlere imkanlarınız dahilinde Ziraat Bankası, PTT, Kuveyt Türk Camimizin hesapları mevcut. Buralardan bizlere yardımcı olabilirsiniz. Yani kişi imkanı olmayabilir. O kardeşimiz dua edecektir. Biz de onlara dua ediyoruz. Yani herkes ille de maddi olarak yardımcı olacak diye bir şey yok. Bir yakınıyla irtibat kurar. Böyle böyle bir eser yapılıyormuş der. Ekrandan numaramızı alır. Hesap numaramızı alır. Ekranda görmüş olduğunuz 0532-336-2780 nolu telefon 24 saat açıktır. 24 saat bu telefondan bize ve İhsan Hocam'a ulaşabilirsiniz. Sizlerin Allah rızası için bu eserde katkınızı ve yardımınızı bekliyoruz. Önce Ramazan geliyor. Bakın şurada çalışmayı görüyorsunuz. Harfiyat çalışması. Küçük bir alan değil, 10-20 tane kamyon dizilmiş, kamyonlar kuş gibi gözüküyor çalışmanın arasında. Orada görmüş olduğunuz binanın önünde bir bina vardı. Camimize engel olan o binayı da yıktık. Oranın kazıklama çalışması şu an yapılıyor. Çünkü diğer binayı güven altına almamız gerekiyor. Ve de çalışmalarımız da bu hızıyla, bu gayretle devam ediyor. Allah rızası için imkanlarımız dahilinde. İmkanlarımızı da biraz zorlayalım. Bizi şu an izleyen çok değerli abilerimiz, kardeşlerimiz var. Ben inanıyorum. Yani benim Anadolu'nun en icra köşesindeki kardeşim, bacım 100 lira, 50 lira yatırabiliyorsa benim tanıdığım, bildiğim değerli abilerimiz, kardeşlerimiz çok daha fazlasını verebilir. Zaman zaman bu ekranlarda söylüyoruz. 10 tane, 20 tane, 50 tane dairesi olan kardeşimiz bir dairesini bu cami için verebilir. Şu an yani burada belirtmekte yine fayda görüyorum. Bizim çok değerli bir Mustafa Turan abimiz vardı. Allah razı olsun. Ebedi aleme göç etti gitti. Ama bize öyle bir imkan, öyle bir olanak sağladı ki o ana cadde üzerindeki 11 adet daire, 5 adet dükkanın alınmasına vesile oldu. Bir dairesini verdi bize. Bir daireyle 15 adet daire, 11 adet daire, 5 adet iş yerinin Kıbrıs Caddesi üzerindeki böyle bir mekanın alınmasına vesile oldu. Biz buradan onu unutmamız mümkün değil. İhsan Hocam, biz samimi tanıdığımız abimiz, kardeşimiz, Allah rahmet eylesin, Allah mekanlarını
cennet bahçesi eylesin inşallah. İhsan hocamla nasip oldu. Cennet bahçesinde görmüş olduk bu sene Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim, yani burada bir anı bırakmak, güzel bir anı yapmak, bir de genel olarak bizim toplumumuzda, biz de dahil. Ya bugün versem, yarın versem, öbür gün versem, üç gün sonra şeytan araya giriyor, ya başka işin mi yok diyor, ne vereceksin diyor, ya başka yere verirsin diyor. Bir bakıyoruz, duyuyoruz işte bazı abiler, ben falan yere verecektim de paramı kaybettim, ben falan yere verecektim de çarpıldım, ben şuraya verecektim de işte başka bir yere harcamış oldum türü, yani böyle konuşmalar kendi aramızda, arkadaşlar arasında geçiyor. Bunun için niyetlendiğimiz zaman Allah rızası için samimiyetle, inanarak, hesap numaramıza yatırdığınızda 5 yıl sonra gelmiş olsanız dahi bizim cami defterlerimizde kayıtları sürekli mevcut olur. Bu vesileyle yardımlarınızı bekliyoruz. Az veya çok demeyelim. Mustafa Kır kardeşimiz telefonda, yine Muhammed kardeşimiz telefonda, sizlerden gelen hayır telefonlarını, yardım telefonlarını bekliyorlar. Kafanıza takılan soru sormak isterseniz onu da hocama sorabilirsiniz. Az veya çok demeden bu eserlere yardımcı olalım. Yönetmenim ekranda gösteriyor çalışmaları. Küçük bir çalışma değil. Yani bir iyi bir eser olacak inşallah. İhsan hocamın önderliğinde, liderliğinde görmüş olduğunuz gibi binalar toz buz olmuş. 7 katlı binalar yok olmuş. Ve burada bu çalışmalar yapılıyor. Sizlerden Allah rızası için yardımlarınızı bekliyoruz. Kuveyt Türk Bankası'nın bakın hesap numarası çok kolay. Yani unuttum, unuturum, aklıma gelmedi demenize gerek yok. 4 tane 34. Kuveyt Türk Bankası 4 tane 34 Yıldız Tepe Şubesi. Çok rahat, unutamayacağımız bir numara. 4 adet 34 Yıldız Tepe Şubesi. Kuveyt Türk Bankası. Orada Cumhuriyet Mahallesi Merkez Cami Kur'an Kursu diye derneğimizin ismi. O 4 tane 34'e girildiğinde şubeden hesaba çıkıyor. Ve de bir kuruş havale ücreti alınmıyor. Yönetmenim işaret ediyor. 5 dakikalık diyor bir reklam arası. Kardeşlerim, İstanbul Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptığımız bir külliye için bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Sizlerden bu çalışmalarımızda katkılarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. 2000 metrekare bir alan üzerine 1500 metrekarelik bir çalışmamız var burada. Burada rahatlıkla gençlerimizin, o mini mini yavrularımızın eğitimlerini alacakları, Anadolu'dan gençlerimizin rahatlıkla gelip cami etrafında güvenli bir şekilde kalabilecekleri, ikamet edebilecekleri bir yurdumuz olacak. Allah nasip ederse inşallah. Yine burada hanım kardeşlerimizin rahatlıkla ibadetlerini yapabilecekleri ve aynı zamanda okuyacakları sınıfları olacak. Kur'an kursumuz olacak. Camimiz olacak. Cemaatimiz kapılarda namaz kılmayacak. Yönetmenim birazdan gösterir. Kapılarda namaz kılınıyor. Karda, kışta, yağmurda, güneşte. Kapılarda namaz kılınmayacak. Cemaatimizi rahat bir şekilde içine alabilecek bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaya siz değerli izleyicilerimizden katkılarınızı, yardımlarınızı bekliyoruz. Bunu da gönül hatırı için değil, Allah rızası için bu eserler çünkü sizlerin eserleri. Ben buradaki çalışmanın belki 1000'de 1'ini tek başıma yapmam mümkün değil. Belki 10.000'de 1'ini yapmam mümkün değil. Ama sizlerle birlikte, bakın burada 7 katlı, 8 katlı kocaman kocaman binalar alındı, yıkıldı ve camimize arsa olarak tahsis edildi. En son 7 katlı bir bina, daha 2 hafta önce, ama 130 metrekare arsası var. 130 metrekare arsa için 7 katlı binayı yıktık, yıkmak zorundayız. Güzel bir çalışma var. Beğeneceğiniz harika bir çalışma var. Burada gerek Bahçeli Evler Belediye Başkanımız Sayın Osman Develioğlu, geçen geldiler, ziyaret ettiler.
memnuniyetlerini belirttiler. Biz de kendinden razıyız. Allah razı olsun kendilerinden. Yardımcılarıyla birlikte geldiler, gördüler. Yani güzel bir çalışma. Yine bizim İstanbul Müftülüğü'nde müftü yardımcısı hocamız, yani böyle bir çalışmanın İstanbul'da olmadığı gibi başka hiçbir yerde olmadığını bizlere bizzat Abdurrahman Binbir hocamız buradan izliyorsa selam sevgiler iletiyorum kendisine söylediler. Burada güzel bir çalışma yapıyoruz. Kim için yapıyoruz? Gençlerimiz için. Kim için yapıyoruz? Hanım kardeşlerimiz için. Kim için yapıyoruz? Cemaatimiz için. Burada belediyemiz, müftülüğümüz, kaymakamlığımız, mahallemiz, mahalle muhtarımız hep birlikte bu çalışmayı yapıyoruz. Burada bir tek şey var Allah rızası. Ama sizlerden bir tek istirhamımız var değerli kardeşlerim. Buraya sahip çıkalım. Buraya yardımcı olalım. İmkanlarımızı zorlayalım. Olmayan kardeşlerimiz dua edecek. Olan kardeşlerimiz de imkanlarını zorlamak kaydıyla buraya yardım yapacak. Almanya'dan Salih Çakır beyefendi aradılar. Eşi hastaymış, evden çıkamıyorum dedi. Buradan Allah Salih Çakır abimizin hanımına ve tüm hastalarımıza, gazilerimize, Allah'ım Şafi isminin yüzü suyu hürmetine acil şifalar versin. Biraz sonra İhsan Hocam programımızın sonunda tüm hastalarımız için, ölmüşlerimiz için, bizden dua bekleyen kardeşlerimiz için, hayırlı iş için, hayırlı eş için, hayırlı evlat için, bizlerden dua bekleyen kardeşlerimiz için dua edecek. Onun konumuna girmek istemiyorum. Bazen de İhsan Hocam oraya girdik mi hemen şey yapıyor, yan bakıyor. Onun için oraya girmek istemiyorum. İhsan Hocam dua edecek. Tüm hastalarımıza Allah acil şifalar versin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Kalanlara sağlık, sıhhat, aile huzuru içerisinde hep birlikte yaşamayı nasip etsin. Biraz önce çok güzel bir konuyu anlattı İhsan Hocam. Yani o kadar da güzel anlattı ki İhsan Hocam'dan dinlemeye bayılıyorum. Kadınlar günü diyorlar. Ya kardeşim ben evde hanım olmayınca eve giremiyorum. Hangi kadınlar günü? Kadına 365 gün dahi yetmiyor. Yani bizim bütün günlerimiz hanımlarla beraber güzel gün oluyor. Hanım olmayınca günün falan tadı tuzu olmuyor. Onun için hanımlarımız, annelerimiz, evlatlarımız, kızlarımız hepsiyle birlikte aile olunuyor. Allah aile yuvası kurmayı, huzur içerisinde yaşamayı ülkemize, milletimize, tüm mümin, Müslüman kardeşlerimize nasip eylesin inşallah. Diyerek hafızımızın güzel sesiyle bir Kur'an-ı Kerim izleyelim inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ
وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.
وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ صدق الله العظيم الفاتحة Ama yine de o güzel sesiyle okuyor. Değerli kardeşlerim, İhsan Hocam telefonun diğer ucunda telefonlarınızı bekliyor. Yani telefonun başında İhsan Hocam var şu an. Arayan İhsan Hocam'la görüşebilir. Sizlerden gelecek sağımıza yardım telefonlarınızı bekliyor. Bizlere bu geçmiş olduğumuz hafta içerisinde yardımcı olan ve daha önceki haftada okumadım. Kardeşlerimin ismini okumak istiyorum. Öziş Meral, Meral Öziş hanımefendi, Sefaköy. Bazı memleketlerinde söylüyorum burada, hangi ilin birinci olduğunu da buradan çıkarmış oluyoruz aynı zamanda. Mehmet Yavuz, Hatice Yavuz, Demir için Yeniköy, İstanbul'dan yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun, Mehmet abimiz daha önce de yardımcı oldular. Menekşe Aydoğan, Darendere, Malatya, selam olsun Malatya'ya. Leyla Tüysüz, Sultan Bayraklı, Ortaköy, Aksaray. Aksaray'a selam olsun. Hacı Halit Bölükbaşı, Ahmet Burak, Serhat Albayrak, Esra Albayrak hanımefendiler. Allah razı olsun. Bir darlığımızı gidermiş oldular. Buradan kendilerine selam iletiyoruz. Ahmet Güner, Büyükçekmece. Mustafa Bahar, Murat Paşa, Antalya, Yusuf Birinci, Ayten Ayşe. Bu haftanın birincisi buradan baktığımıza göre İstanbul oluyor. Daha çok genel olarak yardımlar İstanbul'dan gelmiş oluyor. Allah sizlere yardım eden, yardım ettiğinizde sizin bereketinizi eksiltmeyen kullarından eylesin inşallah. Yardım etmek isteyen, etmeye niyetli olan kardeşlerimize bol kazançlar, hayırlı rızıklar vererek bu tür hayır kurumlarına yardım yapmayı nasip eylesin. Evet sevgili İhsan Hocam, biz birkaç kelime biz de bahsettik hanımlarla alakalı ama tabii sizin gibi olmuyor. Sizden dinleyelim isterseniz evet, yine. Bir yandan da telefonun başında sizlerden gelebilecek canlı yayın yardım telefonlarınızı bekliyoruz. İki tane kardeşimiz telefonları başında. Güngören Merkez Camii, Köy İçi Merkez Camii Dernek Başkanı Muzaffer Başkanım var. Çok sevdiğimiz abimiz, mihmandarımız, onursal başkanımız. Gerçekten bize çok şeyler öğretmiş. Gayretli, cefakarlığı, vefakarlığı, ahde vefasıyla 24 saati gündüzünü gecesine katarak güzel bir hizmet yapmış. Güzel bir eser. İnşallah bize yardımcı olacak. Hep oldu zaten. Selamları var hepinize. Trabya'da Aydınlık Evler'de Hasan abimiz var. Hasan abi ve hanımına kucak dolusu selamlar gönderiyorum buradan. Allah hanelerinize huzur ihsan eylesin. Allah için yardımlarınızı demir, çimento yardımları. Geçen gün bir tane hanımefendi aradı. Dedi ki Şanlıurfa'dan. Dedi ki ben şadırvan yapmayı düşünüyorum. Hanımefendi işte. Dedim ki ne mutlu size. Allah razı olsun. İnşallah yakında gelecekler. Teknik ekiple beraber oradaki mimar, mühendis, işte dernek başkanımız, başkan yardımcılarımız o işten anlarlar. Nasıl olur, nerede olur? Kıble istikametli, mimari bir estetikli, güzel bir eser. Kendi ismini olsun yazarız. Biz size bu arada bir şey söyleyeyim mi? Samimiyetimle söyleyeyim. Hali vakti yerinde olan kardeşlerim, size bir şeyi teklif edeyim mi? Biz yapacak olduğumuz eserde Allah nasip ederse Kur'an dershaneleri yapacağız. Bir ömür boyu unutulmamak istiyorsak, kabre indiğimiz zaman arkamızdan hayır duacılar... Telefonumuz mu var? Başkanım telefon mu var? Yok. Efendim, kabre indiğimizde arkamızdan hayır adına çeşmemizin akmasını istiyorsak,
ibadetlerimizin mahşerin sabahına kadar devamını istiyorsak, gelecekte Kadir Acet gibi yavrularımızın yetişmesini istiyorsak, ki istiyoruz hep beraber, niyetimiz, gayetimiz odur. Yapacak olduğumuz dershanelere isminizi verebiliriz. Minarelere isminizi yazdırabiliriz. Gerçekten Allah için yardıma ihtiyacımız var. Demire ihtiyacımız var. Teknik arkadaşlara, teknikten anlayan, inşaattan anlayan arkadaşlara sordum. Bizim arkadaşımız var, Mustafa Kır. 500 ton demir lazım diyor camiyi yapmak için. Şu ana kadar 100 ton demiri gömdük hemen hemen. Gömmeye devam ediyoruz. Niye? Zemin etüt çalışmaları adına, mukavemet adına, Allah korusun depreme, zelzeleye, afete, tufana, dahili ve harici, semavi ve harici bütün musibetlerden korunma adına. Allah'ım ülkemizi, vatanımızı her çeşit olumsuzluklardan muhafaza eylesin. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Allah için bekliyoruz, samimi söylüyorum. Yarın cuma, buyurun gelin, bir bakın o etrafta kaç tane bina satın aldık. Yeni bir bina, birazdan yönetmenim gösterir size, yeni bir binayı yıktık. Yıktık tamamen, apartmanı yıktık sizin paralarınızla. Sizin ihlas, samimiyet ve sadakat dolu dualarınız ve paralarınızla yaptık. Gerçekten. Gecenin, gündüzün hangi saatinde olursa olsun aradığınızda mutlaka size ya anında cevap verilecektir veya bilahare dönülecektir. İşte şu görüyorsunuz hummalı çalışmayı, şu makineler Büyükşehir Belediye'mizden, Bahçeli Evler Belediye'mizden, bu noktada bize her türlü desteğini esirgemeyen sizlerden Rabbim ebediyen razı olsun. Görüyorsunuz, başkanıma sorayım isteseniz canlı yayın. Başkanım, harfiyat için kaç kamyon harfiyat göndermemiz lazım? İhsan Hocam, şu ana kadar aşağı yukarı 700 kamyon harfiyat alındı ve biz harfiyata başlamadık. Bir o kadar daha var mı? Fazla. Buyurun işte. Fazla. Buyurun. Hadi bakın, bir 700 tır gönderdik. Tır gönderdik. Bir 800-900 tır daha gidecek. Düşünün, yapacak olduğumuz, yapmayı düşündüğümüz eserin devasa oluşunun izahını anlatabiliyor muyum acaba? Şunu da belirtmek istiyorum İhsan Hocam. Ruhsat alınmadan bir kazık dahi çakamıyor. Bütün bunlar planla, proje ile, resmiyette, izne tabi, daire amirlerimizin, mülki amirlerimizin istek, arzu, dilek, talimat, emir, yönergeleri gereği yapıyoruz. Çünkü biz devletimize, biz milletimize gönülden sadakatla bağlıyız. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Kardeşler, biz birbirimize gönüller köprüsü kurmaya varız. Biz kalpleri yaralı insanlara yardım edenleriz. Biz düşküne yardım edenleriz. Biz misafirperveriz. İnsan İslam nazarında sevgi ve saygıya, hürmete en ziyadesiyle layıktır. Onun içindir ki insan en mükerrem varlıktır. Bizi üzmediniz, sıkıntılarımızı gideriyorsunuz. Allah dünya ve ukba sıkıntılarınızı yok eylesin. Allah Celle Celaluhu sizin suretinize, mallarınıza, mülklerinize değil, yapmış olduğunuz amellere bakar. Amellerimizi Allah güzellikle ihya edenlerden eylesin inşallah. İmanımızın, ihlasımızın, samimiyetimizin, sadakatimizin, sevgimizin hasılı bütün insanı güzelleştiren hasletlerin karargahıdır insan. O halde Rabbimize kalbi selimle ibadet yapmak, ihlas üzere Allah'ın evlerini yapmak en güzel ölçümüz olsa gerek. Biz gönül incitmek için değil. Bak, dikkat ediyorsanız 5 yılı aşkındır birlikteyiz, beraberiz. Söylemlerimizde, ifadelerimizde, beyanlarımızda, izahatlarımızda mümkün olduğu kadar Muhammedi metot kullanıyoruz. Tasvip edilmeyen sözlerden, ifadelerden, beyanlardan kaçıyoruz. Sizi Allah'a ve Resulüne ve cennete getirecek
yola davet ediyoruz. Gönül yapmanın, gönüller fethetmenin sayısız yolları vardır. Gönüller her şeyden önce sevgi, saygı ve muhabbetle fethedilir. Anadolu'nun ucra köşesinde merdiven silerek biriktirdiği paradan camimize para gönderen hanımların telefonlarını veya beyanlarını bir anlatsam size, gözleriniz yaş ile dolar. Bir emeklilik maaşı ile geçinip hem kira veren hem de kocasının ruhuna bir şeyler vermek isteyen hanımefendilerin fedakarane tavırları her türlü takdirin üzerindedir. Allah bütün sevgilerin kaynağıdır. Gönüllerimizi birleştiren, samimiyetle bizi sadık kılan, birbirimize sevgi bağlarını yeşerten Allah'tır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gitme adına, gönülleri merhametle kazanma adına, merhamet ve varlığın ilahi mayasıyla mayalanma adına, Rahman ve Rahim olan Allah'ın yoluna gitme adına, sizlerden hayr-ı hasanat adına yardım istiyoruz. Allah için, Resul-ü Ekrem için, vatan ötesi, hudutlarımızın ötesinde huzurumuz için giden askerlerimizin sağlık sıhhatla dönmeleri adına, müminler birbirini sevmede, birbirine merhamet ve şefkatte tıpkı bir vücudun organları gibidir. Tırnağın acırsa, vücudun nasıl elem duyarsa, sınır ötesi harekattaki yavrularımız hepimizin yavrusudur. Ey şehit yavrularımın anneleri, eşleri, bacıları, kardeşleri, yavruları, birinci derecede, ikinci derecede yakınları, artık o sadece sizin yavrunuz değildir. Beni arayıp oğlum askerdedir dua et diyen annelere, babalara derim ki, o artık senin oğlun değil. Askere gitmeden önce senin idi, şimdi hepimizin. O halde bu vatan hepimizin, bu bayrak hepimizin, bu ezan hepimizin, bu camiler hepimizin. Öyle diyor bir Azeri şair. Sorsalar bana vatan neresi? Gözlerim minare arar, kulağım ezan sesi. Biz sizi ezan seslerine duyulma adına, minareleri yapma adına, camileri, şadırvanları, mihrapları, minberleri, kürsüleri yapma adına Allah için yardıma davet ediyoruz. Bizim davet ettiğimiz gönüller pınarıdır. Paylaşmak, evvela muhabbetle paylaşmak, birbirimize muhabbetle kucaklaşmak, düşmanlığı yok etmek, kin ve nefretten uzak, intikamı kalbimizden tamamen atmak kaydıyla paylaşmak, dünyanın neresinde olursa olsun, kimsesizlere, biçarelere, çaresizlere, kimse yok mu diyenlere el açan, kucak açan, kucaklayan, muhacirlere ev sahipliği yapan ensar misali Müslümanlarız elhamdülillah. Anadolu'nun insanı, Anadolu'nun insanı, Allah için sizleri, bizlere sabrı ve şükrü öğreten, varlığı ve yokluğu anlamak için idrak etmeyi öğreten, izah ettiren Rabbimize hamdolsun. Bu vesileyle birbirimize cennet esintilerinden gelen güzellikle yardım edelim. Gönüllerimiz aynı Allah'a, aynı Resulullah'a, aynı kıblegaha, aynı Beytullah'a, aynı yöne atmaktadır. Ey hali vakti yerinde olanlar, 3, 5, 10, 20 dairesi olanlar, ne olur Allah için demire ihtiyacımız var. Kardeşler, bizler hayat mektebindeyiz. Bize düşen varlık sebebimiz olan, bizleri her türlü meşakkatle hayata hazırlayan ana ve babalarımızın, ölmüşlerimizin ruhunu şad etmek, hayatta olanlara sıhhat afiyetle uzun ömür dilemek, وَاَتَصِمُوا بِحَبْدِ اللّٰهِ جَمِيعًا sırrınca Allah'ın ipine sarılmak, وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا sırrınca anne ve babaya ihsanda bulunmak, kardeşliğimizi pekiştirmek,
insanlara kucak açmak, evinden yurdundan çıkıp gelenlere kucak açmak, darda olanlara yardım etmek, Allah'ın evlerini tamir etmek, Allah'ın evlerini yapmak. O halde gelin kardeşlerim, büyüklerim, arkadaşlarım, yetimlerimizin, mültecilerimizin, engelli kardeşlerimizin, kimsesizlerin tebessümü olalım. Hayat mektebini dolu dolu yaşayalım, birbirlerimizin hatalarını örtelim, kusurlarımızı affedelim. Hiçbirimiz birimizin kalbini kırmayalım. Kırdıysak, üzdüysek özür dileyelim. Rabbim, Allah'ım, sevgiye hasret gönüllere sevgi, muhabbete hasret gönüllere muhabbet ihsan eylesin. O halde Allah için sizlerden yardım istiyoruz. Allah rızası için yardımlarınızı istiyoruz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Demire ihtiyacımız var. Samimi söylüyorum. İnanın borcumuz var. Yarın cuma buyurun gelin. Ne yaptık? Bakın. Ne yapacağız? Bakın. Gelin görün. Cuma'da birlikte olalım. Etrafımızda İstanbul Bahçeli Evlerin etrafında olan kardeşlerim için tabii. Bazen Anadolu'dan insanlar geliyor. Eseri yerinde görmek istiyorlar. Bir hatıra, bir gün bir hanımefendi aradı. Hocam dedi, neredesiniz? Dedim ki Bahçeli Evler'de Soğanlı Meydanı'na yakınım. Ben dedi geliyorum dedi, biraz yardım yapacağım. İyi buyurun gelin dedim. Aradım dernek başkanımızı, dedim ki başkanım misafirler geliyor, ben de geleyim. Gittik buluştuk, baktım bir hanımefendi oğluyla beraber geldi. Yeri bir gördü. Hanımefendi bir miktar para verdi bize. Sonra hanımefendi oğluna dedi ki, oğlum o diğer parayı da çıkar dedi. Hayrola anne dedi, onu falan yere verecektik, bir başka yere. Ama oğlum dedi, burayı görüyorsun. Burası çok büyük bir yer ya. Burada çok büyük hizmetler yapılıyor oğlum dedi. O zaman itibariyle 90, 91. daireleri falan alıyorduk. Şimdi 98'de geçtik. Yıktık elhamdülillah. Daire almak işimiz bitti elhamdülillah. Hocam, bak Veysel Başkan diyor ki daire almak işimiz bitti. Bundan sonra demirimiz, bir miktar demirimiz var. Bir iki kardeşimiz Allah razı olsun. Ama bu tabana serilecek demirin yarısı var şu an. Bir 70 tona yakın eksiğimiz var taban için sadece. Bu tabii. Sadece tabana ne kadar lazım? Tabana 110 ton. Çevre duvarlar hariç. Çevre duvarlar hariç. O yani bir katı yapmak için nereden baksak 200 tonun üzerinde demir lazım. Değerli kardeşlerim, şunu belirtmekte fayda var. Biraz önce bahsettiğim gibi her çakmış olduğunuz kazık ruhsata tabi. Ruhsat almadan hiçbir işlem yapamıyoruz. Bunun için bazı gecikme gibi gözüküyor ama öyle değil. Her şeyde bir hayır oluyor. Mesela bir iki ay içerisinde bir binanın yıkılmasına vesile olduk. O binanın daha önceleri almıştık 3 dairesini. Diğer 4 dairesi de sonuçlandı ve o binada yıkılmış oldu. Camimize bir miktar daha arsa tahsis edilmiş oldu. Camimizle ana cadde arası aşılmış oldu. Onun için imkanlarımızı zorlayacağız. İmkanlarımızı çoğaltacağız. İmkanlarımızla, var olan imkanlarımızla gayret edip bu eserlere yardımcı olacağız. Yani bizim çocuklarımız için yapıyoruz. Bir arkadaşımızın çok güzel bir lafı vardı. Bugün çocuklarımızı biz belli bir ortamda tutup yetiştiremesek, yarın bütün kazançlarımızı onların yolunda harcasak dahi o çocuğumuzu kurtaramıyoruz. Onun için gençlerimize sahip çıkacağız, evlatlarımıza sahip çıkacağız. Bu gençlerimizin cami etrafında, caminin sınıflarında, okulunda, içerisinde, dışarısında, bahçesinde yaşam şekliyle bu gençlerimizin mutlu olabilecekleri ortamlar yapacağız. Allah rızası için. Bakın çalışmalardan görüntülere görüyorsunuz. İhsan Hocam aşağı yukarı iki gündür
100 kamyonun üzerinde harfiyat alınmasına rağmen şu oda kadar bir yer yok açılan mesafe. Allahu Ekber. Yani aklım sırrım ermiyor. Ufacık bir 100 kamyon harfiyat gitti ve bu kamyonlar çok yakın bir yere de dökülmüyor. Ta Sarıyer'in bilmem neresine gidiyor. Ta Sarıyer'e. Ta Sarıyer'in de daha gidiyor yani. Sarıyer'i geçiyor. Yani böyle bir çalışma, düşünün bir kamyon bir günde iki servis yapabiliyor. Yani Allah devletimize, sizlere, bizlere kolaylıklar versin. Tamam, tamam. Kolaylıklar ihsan eylesin. Gerçekten muhterem kardeşlerim, İhsan Hocam'ın dediği gibi gelin görün, ondan sonra hep beraber karar verelim. Bize gerek camimize gelerek, gerek bankaya, PTT yoluyla bizlere yardım yapan kardeşlerimiz, Allah hepinizden razı olsun. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Allah eksikliğinizi göstermesin. Yardım yapmayı da cümlemize nasip eylesin inşallah. İhsan Hocam, Salih Çakır abimiz Almanya'dan aradı. Eşi hasta. Biraz sonra dua yapacağız ona. İnşallah. Biz biraz yaptık. Buradan selam, sevgiler gönderiyoruz kendilerine. Değerli kardeşlerim, ekrana bağlanmanızı özellikle rica ediyoruz. Yani yardım yapacak kardeşlerimizin ekrana bağlanmasını rica ediyoruz. Çünkü bir teşvik olmuş oluyor. Yardım zaten yapıyorsunuz, oradan şüphe etmiyoruz ama teşvik amaçlı ekrana bağlanmakta da fayda var. Allah yardımlarını da kabul eylesin. Bizim camimizin etrafında da yazılıdır. Yarın veririm deme, geç kalabilirsiniz diye bir yazımız var. Yarın veririm dersek geç kalmış olabiliyoruz. Mahallemizde geçtiğimiz hafta aşağı yukarı 500 metrekarenin üzerinde bir bina orta direğe çatlıyor. Belediyemiz onu bir gecede yıktı. Bugün 7 katlı bina vardı. Yarın sabah kalktığımızda 7 katlı bina yok olmuş. Bir kolon çatladığı zaman. Onun için neyle karşılaşacağımız, nerede olacağımız belli olmuyor. Yarın veririm demeyelim. Bugün niyetlendiğimizde, bugün yardımlarımızı, imkanımız varsa, havale imkanımız varsa, aynı bankayla çalışıyorsak bugünden. Bugün yapamıyorsak, internet üzerinden yardım yapamıyorsak, yarın vermek isteyen, niyetli olan kardeşlerimiz Allah rızası için bu eserlere hep beraber yardımcı olalım. Çünkü bizim değil, sizin eseriniz. Sizler yapıyorsunuz. Bizler vesile oluyoruz. Bu vesileyle bizlere ekranlarıyla, televizyonlarıyla sizlerin evlerine kadar ulaştıran bu Kaşgar TV sahiplerine de hürmet ve sevgilerimi iletiyorum. Allah kendilerinden razı olsun, ölmüşlerine rahmet eylesin. Hastası olan kardeşlerimizin de hastalarına acil şifalar versin inşallah. Evet hocam. Evet kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye geldikleri zaman ilk iş olarak hemen biliyorsunuz mescit, Küba Mescidi yaptı. Yeryüzünde ilk takva mescidi. Biz bu sene bir ay önce takriben hem Kadir yavrumuz vardı bizimle beraber gittik orada dualar ettik. Hem Veysel Başkan vardı bizimle beraber. Hepinize dua ettik. Gerçekten. Allah'ın evlerini Allah'ı sevenler yapar. Gerçekten. Bizim ölçeğimiz, önderimiz Resulullah'tır. Allah için. Öyle ki biz Resulullah'ı çok sevdik. Gerçekten. Çünkü o bizim hayatımızın her noktasında bize örnektir. Allah'ım, babacığımı aldığında daha küçüktüm. Öğrendim ki sen de daha doğmadan babasız kalmışsın. İşte o zaman yetimliği sevdik. Muhammed'imiz yetimdi diye. Biz yetimleri bile sevdik. Muhammed'imiz yetim büyüdü diye. 6 yaşındayken anneciğini taptaze mezara kapanıp ağlayışını sevdik. Kıyamadık sana. Biz ağladık. Sen 6 yaşında annesiz kaldın diye. Ya Resulallah, Mekke'deki çocuklar senin yanında annelerine anne derken, babalarına baba derken
yüreğin ciz ediyordu değil mi? Ama biz senin için de annelerimize anne, babalarımıza baba dedik ya Resulallah. Herkes canını verecek kadar seni severken, kimseye yük olmama adına kendi işini kendin yapıyor olduğunu bildik, okuduk, öğrendik, seni sevdik. Bu güzel ruhundan ötürü seni sevdik ya Resulallah. Başının ağırdığını bildiğimiz için, başımız ağırdığında Resulullah'ın da başı ağırmıştır diye baş ağrısını sevdik ya Resulallah. Kuşu ölen çocuğun evine taziyeye gittin sen. Anne, yavru, köpek için koskoca orduyu durdurtup başına bekçi koydurttun. Hayvanları seviyordun. Sen hayvanları seviyordun diye biz de kedileri, köpekleri, inekleri, koyunları, develeri sevdik ya Resulallah. Benim çocuğum yok ki, ardımdan dua okuyacak kimse yok diye ağlayan Bilal-i Habeşi radıyallahu anha, üzülme, her ezandan, her kametten sonra ümmetim sana selam gönderecek diyerek Bilal-i Habeşi sevindirdin ya, onun içindir ki cuma günleri müezzinler, cuma günleri müezzinler, Seyyidül Müezzini Hazreti Bilal-i Habeş'in ruhu için ve kafi ehli iman, ehli İslam'ın ruhu için, Hazreti Nebi-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhu için dedikten sonra biz Bilal'lere selam göndeririz. Bir gün oturarak namaz kıldığını gören Ebu Hureyre, ey Allah'ın Resulü, yeni bir namaz mı geldi? Oturarak namaz kılıyorsun sorusuna, hayır açım, aç, ayağa kalkacak takatım yok diyecek kadar mütevazi oluşunu sevdik ya Resulallah. Halbuki senin hakkında لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيْتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاتًا مُسْتَقِيمًا ayet vardı. Halbuki senin adına وَالضُّحَى وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى وَلَا سَوْفَ يُغْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى. Dile benden ne dilersen sana vereceğim diyen Allah vardı. وَلَسَوْفَ يُغْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Yeter ya Rabbi, yeter, doydum, doydum, doydum ya Rabbi diyene kadar vereceğim diyen Rabbim vardı. Ama sen açlıktan ayağa kalkacak takatı kendine bulamadığından ötürü oturarak namaz kılmanın mütevaziliğine erişini sevdik ya Resulallah. İslam'ın uğruna, Kur'an'ın uğruna, hak ve hakikat uğruna elinden gelindiği kadar gayret sarf edişini sevdik. Hazreti Hatice'ye düğün için hediye ettiğin gülleri sevdik. Hatice'nin sevgisi benim rızkımdır deyişini sevdik. Biz senden ötürü gülleri çok seviyoruz ya Muhammed Mustafa. Biz senin güzelliğine iman, ibadet, ahlak, tevazu, cömertlik, merhamet, lütuf, ihsan, fazilet ve keremine hayranız ya Resulallah. Beni nasıl seviyorsun diye soran Hazreti Ayşe'ye kör düğüm gibi deyişini sevdik ya Resulallah. Kör düğüm vardır ya, hani böyle açılması çok zor. 18 aylık çocuğun İbrahim kucağında can verirken, gözyaşlarıyla onu öpüp koklarken,
Sahabinin sana sen ağlıyorsun ya Resulallah dediğinde o meme emen bir süt kuzusudur ama Allah'ın takdirinin karşısında elimden ne gelir ki diye deyişini sevdik ya Resulallah. Mu'te'de şehit düşen evlatlığın Zeyd'in minik yetimi acıyla muteber ve mübarek eteğine sarılıp ağladığında onu kucaklayıp hıçkırarak ağlayışın karşısında ey Allah'ın elçisi bu nedir diye soranlara bu sevenin sevdiğini özdeyişidir deyişini sevdik ya Resulallah. Yanında kucağındaki çocuğuna sarılıp öpüp koklayan, arkadaşına gülümseyerek yavruna nasıl şefkat duyuyorsan Allah da senin şefkatinden daha çok şefkatlidir deyişini sevdik ya Resulallah. Sevgili kızın Fatma her yanına girdiğinde ayağa kalkıp karşılamanı, hoş geldin kızım deyip alnından öpmeni sevdik ya Resulallah. Evlilik iki bedende tek ruhtur deyişini sevdik ya Resulallah. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'yı evlendirirken ikisini de karşına alıp ey Ali kızımı sana cariye olarak veriyorum ama unutma sen de onun kölesisin. Birbirinizi öyle sevin. Ayrı ayrı bedenlerde tek ruh. İki yarım elma eşittir tek elma, bütün elma. Bir gün elbisenin içinde kıpırdayan şeylerin sırrı elbise açılınca anlaşılır. Benim çiçeklerim diye sevdiğin Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, onlar bendendir. Onları sırtına alıp da namaz kılışını sevdik. Ey Allah'ın Resulü, sen gençleri çok seviyordun. Ey Allah'ın Resulü, sen hanımlarına, annelerimize hiçbir zaman ağır söz bile kullanmadın. Şimdi ümmeti Muhammed'i yılda bir gün kadınlar günü diye, anneler günü diye kandırıyorlar. Biz 30'a gelmeyiz ya Resulallah. Bizim için 365 günde 365 gün analar günüdür, babalar günüdür, sevgililer günüdür. Allah bizi Muhammed'i yolun yolcusu eylesin. Kardeşler, Allah için, lillah için yardımlarınızı bekliyoruz. Gerçekten samimi söylüyorum. İnanın ezana 15-20 dakika kala Cuma'ya gelen kardeşlerimiz yer olmadığı için dışarı çıkıp başka camilere gidiyorlar. Yüreğimiz cız ediyor ama yapacak bir şeyimiz yok. Onun için hiç olmazsa Ramazan ayı girmeden yapmayı düşündüğümüz güzelim külliyemizin temelini ve birinci katını, hani bodrum katı diyelim, atıp da insanları soğuktan, sıcaktan, yağmurdan, çamurdan, olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri adına yapmayı düşündüğümüz yerin hiç olmazsa ibadet adına açılabilmesi için sizlerden yardım istiyoruz. Allah için. Allah için sizlerden yardım istiyoruz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Allah hanelerinize huzur ihsan eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Telefonları başında bekleyen kardeşlerimiz var. Demir, beton, çimento, aynı ve nakdi yardımlarımız için yardımlarınızı bekliyoruz. Allah hanelerinize huzur, evlerinize bereket, kazançlarınıza bereket ihsan eylesin. Yüce Rabbim helalinden bol rızıklar ihsan eylesin.
Allah'ın evlerini Allah'ı sevenler, Resul'e inananlar, ahiret gününe inananlar, dünya ve ukba dengesi kuranlar, mahşere mizana hazırlıklı olmaya bir ömür harcayanlar yapar. Allah hanelerimize huzur ihsan eylesin. Allah dertlerimize derman, Allah ekonomik sıkıntılarımızı hallü asan eylesin. Yüce Rabbim gönüllerinizde olan güzellikleri size ihsan eylesin inşallah. Biz ülkemin neresinde olursa olsun, bak Allah şahidimdir cuma akşamı. Kur'an-ı Kerim okumak için gelen yavrumuz inşallah imamlığı kazandı. Rabbim önündeki bütün engelleri ihlasla, samimiyetle istiyorum Allah'tan kaldırmasını ve yavrumuza mihrabı, minberi nasip etmesini diliyorum. Allah'ım inşallah yavrumuza mihraba, minbere geçip orada dini mübini İslam'ı anlatmak. Çünkü yavrumuz ehli tarık, güzel huylu, ahlaklı ve edepli, mihraba layık bir yavrudur. Dua edin, yavrumuz da mihraba geçsin inşallah. Bu mübarek akşamda sizlerden istirham ediyorum. Bütün kardeşlerimiz olarak birbirlerimize dua edelim inşallah. Bir aramız var, aradan sonra beraberiz. Evet muhterem kardeşlerim, Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah vermiş olduğunuz birinize 1 milyon, 1 milyon kat kat, yani o bitmeyen, tükenmeyen hazinesinden sizlere çok daha fazlasını vermeyi nasip etsin. Biliyorsunuz misafirin bir özelliği vardır. 10 getirir, 1 alır götürür, 9'u bırakır. Sizlerin de vermiş olduğunuz yardımlardan, yapmış olduğunuz yardımlardan, katkılardan Allah çok çok fazlasını sizlere nasip eylesin. Yine yardım yapan kardeşlerimizden Hatice Turgut hanımefendi, Recep Yiğit, Abdurrahman Kuş, Ermin Yılmaz, Turan Yastı, Şaban Güven abimiz her ay yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Asım Köybaşı, Ayşe Küçük, Aslan Yılmaz, Sevgi Yay, Seher Alpay, Rabia Memiş, Hilmi Altında, Ömer Yolaçan, Türkan Ortatepe, Hafize Şentürk, İsmail Gökaydın, Erhan Doğan, Safiye Demirbaş, Remziye Yapanmış hanımefendi. Allah yardımlarınızı kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eylesin. Şimdi bir mesaj geldi. İsmail Daşçı kardeşimiz, bizim fora gazık çalışmamızı yapan arkadaşımız diyor ki 600-700 kilogram kangal demire ihtiyaç var. Şantiyesinde olanlar diyor Allah rızası için bizlere göndersin diyor. Bu demir evvela ne? Yönetmenim gösterebiliyor mu? Değerli izleyicilerimiz, kangal demir dediğimiz yuvarlak rulo halinde demir 2 ton. Bir topu 2 ton bulunuyor. Kazık çalışmalarımızda bundan bayağı 7-8 ton kullandık. O kazıkların etrafına sarılıyor. Yani demirin dışına sarılıyor. Mevcut demir direklerin dışına sarılıyor. Bu yuvarlak demirlerimiz. Şimdi 600-700 kilogram demir için 2 ton demir almaya gerek yok. Diğerisi fazla olacak. Ne yapalım diyoruz. Şantiyelerinde olan kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimiz İstanbul, Bahçelievler yakınında olan kardeşlerimiz varsa kamyon gönderip alabiliriz. Çok yakınımızda bir şantiye var. Gittik, bugün rica ettik. Dedik ki kardeşim böyle böyle demire ihtiyacımız var. İster parayla verin, ister yerine demir verelim, çubuk demirimiz var, demir verelim. İster hayır yapın, nasıl isterseniz cami için geldik, bize 600-700 kilogram demir lazım. Ama sahiplerine ulaşamadığımız için demiri bulamadık. E bu demir olmasa kazıklar yapılmıyor. Kazıklar olmadı mı işler yürümüyor. Yani orada kocaman milyarlık makineler, milyonluk makineler yatıyor bu demir 600-700 kilo demir için. Allah rızası için değerli kardeşlerim, İstanbul Avrupa yakasında demiri yönetmenim gösteriyor. Şu demir 2 ton demir fazla, bize lazım 700 kilo 600 kilo demir.
yerine çubuk demir verebiliriz. Ücretini ödeyebiliriz aldığımız demirin veya hayır yaparsınız. Allah rızası için bu demiri de sizlerden bekliyoruz. İsmail kardeşime de buradan teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun. Yani insan ihtiyaç olunca, bakın ben hatırlamadım. Çünkü yoğunluktan, yorgunluktan unutuyoruz. İsmail kardeşimiz programı izliyor. Bize oradan mesaj yazmış. Buradan ben de kendilerine sevgi selamlarımı gönderiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum İsmail Bey'e. İster diyoruz bir kapı, ister bir pencere, ister bir metrekare taşınız olsun. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Allah'ın mescitlerini ancak Allah ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder buyurmaktadır. Tevbe suresi ayet 18. Yani insan namazını kılmayabilir. Var kılmayan kardeşlerimiz var. Allah onlara namazlarını kılmayı, ibadetlerini yapmayı nasip eylesin inşallah. Ama iman fışkırıyor. İnançlı, imanlı geliyor, yardım yapıyor. Camiye yardım yapıyor. Bu cami diyor, bizim camimiz diyor. O kardeşimiz yani cemaat olmasa dahi geliyor, yardımını yapıyor. Camiyi benimsiyor. Bu çok önemli. Geçen bir değerli abimiz sohbetinde şunu söylemişti. Camileri hayırsever insanlar yapar ve yaptıkları gibi de sahip çıkarlar. Bunun sahipleri sizler, bizler, iman eden, inanan ve yardımcı olan kardeşlerimizsiniz. Bizi birbirimize bağlayan gönül bağımız Allah rızası. Allah rızası için buradayız. Allah'ın evinin yapılması için buradayız. Bu çalışmada Bahçeli Evler Müftülüğümüz, İstanbul Müftülüğümüz, Bahçeli Evler Belediyemiz, Bahçeli Evler Kaymakamlığımız ve tüm çalışanlarının karınca kaderince hepsinin katkısı var. Allah hepsinden razı olsun. Değerli izleyicilerimiz, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah'ı seven siz din kardeşlerimizden Allah'ın evi, Beytullah'ın şubesi olan camimize makbuz mukabilinde veya bankadan camimiz hesaplarına yardımlarınızı bekliyoruz. Acil demir ve beton ihtiyacımız var. Demir beton gönderen kardeşlerimiz bizi daha çok mutlu ederler. Çünkü aşağı yukarı bir ton demir 2800 liraya yakın rakamlara ulaşmış artık. Sürekli yükseliyor. Bizim daha bundan sonra 450 tonun üzerinde demire ihtiyacımız var. Allah rızası için az veya çok demeden. Zaman zaman hanım diyor ki ya adam suratın asık diyor. Suratın asık oluyor. Asık oluyor çünkü kardeşimiz daha makinayı getirmeden diyor ki başkan nakliye param yok diyor. Nakliye parası vereceğiz diyor. Yakıt parası lazım oluyor. Burada ödemeler, rakamlar yüksek oluyor. Yani öyle küçük rakamlar değil. Az uz parayla dönen bir iş değil. Bu vesileyle sizlerden bu Allah'ın evi, Beytullah'ın şubesine siz değerli kardeşlerimizden bakın Allah rızası için ne bizim için verin, ne İhsan Hocam ne için verin, ne de Hafız için verin. Allah rızası için yardımlarınızı bekliyorum. Ama Hafız kardeşlerimize, okuyan talebelerimize zekat fitrelerinizi ayrıca gönderebilirsiniz. O ayrı, onu camide kullanmıyoruz. Onu hafızlarımız ve okuyan talebelerimize veriyoruz. Değerli kardeşlerim, hafızımızdan bir Kur'an-ı Kerim dinleyelim. İhsan Hocam şu an Kur'an-ı Kerim okunurken de yardım telefonlarınızı bekliyoruz. İhsan Hocam'la görüşmek isteyen kardeşlerimiz, İhsan Hocam telefonun yanında. Yardım etmek için telefonlarınızı bekliyoruz. Bir Kur'an-ı Kerim dinleyelim abi. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. لله ما في السماوات
السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
وانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الفاتحة نور سفا بينر Turan Demir, buradan selam, sevgiler iletiyoruz. Allah yapmış olduğunuz hayırlarını da kabul eylesin. Nur Sefa Peynir, Yaşar Yılmaz İhsan Hocam, biliyorsunuz bizi her ay ziyaret eder, bizi yalnız bırakmaz. Allah razı olsun. Değerli bir kardeşimiz, Allah işlerinde kolaylıklar nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, geçmişte bu cami çevresinin genişletilmesi için biliyorsunuz çalışmalarımız vardı, bunları sizlere gösteriyorduk. Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bir bina yaptık. Bu binamızı yönetmenim hazırladıysa gösterecek, birazdan gösterecek. Burada 4 adet dairemiz var. Dairelerimiz biraz konumuna göre küçük diye takas yöntemi yapacaktık. Bizim o yıkmış olduğumuz binadaki kardeşlerimiz geçmediler. Çift daire yapıldı daireler. 60 metrekare 4. katta Kıbrıs Caddesi üzerinde dairemiz, biz camimiz adına camimiz yararına ve bunun ücreti camimiz hesabına yapmak kaydıyla 250 liraya, yönetmenim ekranda birazdan gösterecek, 90 metrekare dubleks dairemiz de 5. katta 350 liraya 8 kişilik asansörü her şekliyle yapılması, işte tuvaleti, banyosu, duşu, mutfağı vesairesi ana cadde üzerinde. Evet, binamızı biraz daha yakından gösterebiliyor mu yönetmenim? Binamızın görüntüsü Kıbrıs Caddesi üzerinde o kahverengi olan katlar 4. kat ve 5. kat. Biz bu binamızı 60'ar metrekare olduğu için takas yapmak isteyen kardeşlerimiz takas yapmadılar. Onlara başka şekilde onları değerlendirdik, dairelerini aldık. Buradaki İhsan Hocam da bu binamıza çok yakın bir mesafede oturuyor. Kardeşlerimiz 60 metrekarede kalabalık bir aile oturamaz tabii. Yani bir işte anne, baba, bir karı, koca, eş, işte iki kişilik, üç kişilik nüfuslar oturabilirler. 90 metrekare dubleks olan dairelerimizde normal bir aile çok rahat bir şekilde oturur. 350 lira yeni yapılmış, hiç kullanılmamış binamız. Bunu da değerli izleyicilerimizden, gerek bizlere yakın olmak isteyen, camimizin yakınına gelmek isteyen, hocamın yakınına gelmek isteyen kardeşlerimiz varsa, bu dairelerimizi İstanbul Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde, Sağlık Ocağı hemen yanında, bitişik bakın orada küçük bina sarı olarak gözüküyor sağ kısmında. Sağlık altında eczanesi, yanında aşağı yukarı 60'a yakın derslik sınıfıyla Hazım Ersu İlköğretim Okulu. Yine yanında şu an belediyemiz 700 araçlık bir otopark yapıyor ve pazarı, çarşısı ve park bitişiğinde. Metroya 150 metrekare mesafede bir binamız. Gelmek isteyen kardeşlerimiz, görmek isteyen kardeşlerimiz olursa, bizlere yakın olmak isteyen kardeşlerimiz, İhsan Hocam'a komşu olmak isteyen kardeşlerimiz, bu binamızı camimiz adına, bakın bir daha tekrar belirtmek istiyorum. Aynı zamanda hem daire sahibi olur kardeşimiz, aynı zamanda da camimize bu bağışı, ya bize bağış olarak gelir. Yani bağış olarak yapmış olur. 250 bin liraya 60 metrekare olan, kar amacı güdülmeyen, tamamı cami hesabına yatan 90 metrekare olan 5. katımızda 350 TL'ye satılıktır. Allah yapmış, yapacak olduğunuz yardımlarınızı kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eylesin inşallah diyerek İhsan Hocam'a sözü bırakıyorum.
Evet, muhterem kardeşlerim, geceniz mübarek olsun, ömrünüz mübarek olsun. Allah dünya ve ukba saadeti lütfeylesin. Rabbim helalından Amin. Bol rızıklar ihsan eylesin. Allah Celle Celaluhu hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına helalından edalar nasibu müyesser eylesin inşallah. Amin. Muhterem kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzelliklerinden hayatımıza yansıması gerekenler, daha doğrusu Efendimiz'den güzellikler, hayatın her noktasında bize örnekler. Öyle ki kadının bir tanesi sokağa çıkan yavrusunu çağırıyor. Gel gel bak sana ne vereceğim, gel buraya gel bak sana ne vereceğim der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadına gider ki, yavrun yanına geldi, şimdi ne vereceksin ona? Kadın sustu. Kandırmak için söylediysen olmaz, olmaz. Babalar, oğluna örnek diyorum. Oğluna, yavrum sınıfını bu sene iyi bir derece ile geçersen sana bisiklet alacağım dedi. Çocuk da sınıfı geçti, senden bisiklet bekliyor. Yavrum bu sene almayalım da seneye alalım deme. O zaman alabilecek durumda değilsen yapamayacağın sözü verme. Çocuklarına karşı güvenirliliğin sarsılır. Anneler, babalar, biz örnek olmalıyız. Yavrularımıza kötü alışkanlıkta da iyi alışkanlıkta da, yavruların birinci derecede en fazla ölçtü aldığı babadır. Hatta çocuklar babalarını dünyanın en güçlü adamı zannederler. Benim babam var ya, senin babanı yener. Çocuklarımıza güzel örnek olalım. Oğlum, gel buraya. Al şu parayı. İki tane ekmek, bir tane sigara al gel. Diyen baba, oğluna, oğlum, sigara içtiğini görürsen seni döverim demesi ne kadar doğrudur. Yaptığımızla dediğimiz ayrı ayrı şeyler. Çocuk babayı örnek olarak alacağından, babası sigara içiyorsa çocuk muhtemelen sigara içecektir. Babalar bir araştırın. Evde sigara içiliyorsa o yavrular sigara içmeye özentili olurlar. Şimdi anlamıyorum, anneler de içiyor. Anneler de içiyor. Allah Allah. Anne adayı hamile sigara içiyor. Yapma, etme, eyleme. Yazıktır, günahtır. Ciğerlerine yazıktır. Bebeğe yazıktır. Böbreğine yazıktır. Sağlığına yazıktır. Sıhhatına yazıktır. Sigara medeniyet değil. Sigara kültür değil. Sigara aydınlık nişanesi değil. İstersen şöyle bir deney yap. O filtreli sigaralar var ya, o filtreli sigaralardan bir tane al eline, filtresini aç, sigarayı kullanmadan. Filtreyi aç, yan tarafa koy. Bir de sigarayı iç, içtikten sonra filtreyi aç. O filtrenin üzerindeki beyaz kağıdı aç, içindeki filtreyi bir gör. Bir bak bakayım, iki filtrenin arasındaki farka bak. Yazık değil mi gırtlağına, yazık değil mi böbreğine, yazık değil mi sağlığına, yazık değil mi kesene, yazık değil mi nefesine, günahtır, israftır, israf da haramdır. Allah Allah. Müslüman baba ve anne yavrusuna örnek olmalı. Her şeyiyle, doğru sözüyle, adaletiyle, merhametiyle, ibadetiyle bir örnek. Ben görevdeyken çocukları çok severim. Hala da öyle. Çocukları namaz kıldırıyordum. Alıştırmak için. Alenen mesela. Ya Rabbi niyet eyledim senin rızan için. Açıktan ha. Yüzlerce öğrenci.
bugünkü öğle namazının farzını kılmaya Allahu Ekber. Şimdi kız çocuklar görürdüm, elleri şöyle bağlı, doğru. Erkek çocuklar görürdüm, onların da elleri böyle bağlı. Oğlum sen niye buraya koyuyorsun? Bu ne demektir? Erkek çocuk elini buraya koyuyorsa el bağlamada bu ne demektir? O evde erkek, o evde baba, o evde abi namaz kılmıyor, o evde anne namaz kılıyor. Çocuk anneye bakmıştır. Değil mi öyle? Ya, yavrularımıza örnek olalım. Yavrularımızı doğru sözlü, sadık, güvenilir yetiştirelim. Zil çaldığında, oğlum bak bakayım, bak bakayım. Baba ev sahibi kirayı almaya geldi. Yok yok, babam yok de. Ondan sonra sen o çocuğu yalansız yetiştirebilir misin? Ev sahibi kapıya geldi, kirayı istiyor. Örnek olarak söylüyorum. Oğluna diyorsun ki babam evde yok de. Çocuk da babam evde yok derse, o çocuk yalan söylemenin ilk basamağından itibaren tırmandırılmaya başlanır babası tarafından. Doğru mu? Ya, Müslüman örnek olandır. Müslüman ölçü olandır. Müslüman temiz olandır. Müslüman ayıp örtendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir sarhoş yakalanır. Resulullah'ın huzuruna getirilir ve ona hakaret ederler. İşte Allah belanı versin, Allah müstehakını versin, yazıklar olsun sana, ayıp değil mi, yuh sana gibi. Resulullah mübarek kaşlarını çatarak ona lanet okumayın. O Allah'ı sever, Allah da onu sever diye onu onüre ediyordu. O Allah'ı sever, Allah da onu sever diye onüre ediyordu. Bakın size bir tane daha anlatayım. Resulullah'ın döneminde fizyonomik durumu çok güzel olmayan bir delikanlı vardı. Hani kaşları, gözleri, ağzı, burnu çok da bakıldığı zaman çok güzel olmayan bir delikanlı vardı. İnsanlar ona baktığı zaman ondan yüzünü sakınıyorlardı diye, o da üzülüyordu diye çölde yalnız başına yaşıyordu. Yalnız başına yaşıyordu çölde. Günün birinde Medine'de panayır, pazar yeri, alışveriş pazarları kuruldu. Bu fizyonomik durumu, fiziki veçhesi, yüzü, mihrabı çok da yerinde olmayan sahabi, o da geldi bir şeyler almaya. Resulullah arkasına yaklaştı. Ellerini gözüne kapadı. Bu delikanlının. Ellerini kapadı. Ama yüzü çok yakışıklı olmayan, biraz da itici olan delikanlı kokudan anladı bu Resulullah'tır. Ya Resulallah! Sensin! Tanıdım! Dedi. Allah Resulü şaka için onun adına dedi ki, ben bu köleyi satıyorum, yok mu bunu satın alan, açık arttırmayla satıyorum deyince, bizim sahabi, ya Resulallah boşuna nefesini tüketme, beni kim alır? Ben vücut hatları yerinde olmayan, ben fakir, ben yakışıklı olmayan, ben kalıplı, biçimli, endamlı, şekilli olmayan biriyim. Beni kim alır ya Resulallah? Boşuna nefesini tüketme. Deyince Allah Resulü sahabinin gözlerinden elleri alır, omuzuna sarılır. O güne kadar hiç kimseye bu denli sıcak bir iletişim ve ilişki içerisinde olmayan Resulullah'ın bu sıcak muhabbetle kucaklaşmasından ötürü sahabi kıskanır bile ve Allah Resulü şunu söyler. Vallahi Allah seni seviyor, Resulullah seni çok seviyor. Vallahi Allah ve Resulü seni çok seviyor deyince, sahabi diyor ki, o kadar mutlu oldum, o kadar mesud oldum,
O gün bana bayramların bayramı oldu. Kardeşler, kör, ama, sağır, dilsiz, kulaksız vesair şekli şekli şemaili, endamı, kalıbı, biçimi çok da yerinde olmayanları aman ha itici olmayalım. Resulullah misali. Resulullah misali olalım. Allah Resulü, Allah Resulü örneğimizdir. Allah Resulü her noktada örneğimizdir. Uhud'da şehit düşen 72 tane sahabi vardır. Allah Resulü onları defnedilirken Cemuh oğlu Amr ile Amr oğlu Abdullah dünyada çok ama çok ama çok birbirlerini severlerdiler. Uhud'da Cemuh oğlu Amr ile Amr oğlu Abdullah birbirlerini çok severlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu ikisini aynı mezara koyun. Dünyada birbirlerini sevenler, ahirette de birbirleriyle beraber gitsinler. Allah sizi sevdiklerinizle haşreylesin. Allah hepimizi Muhammedül Emin'e komşu eylesin. Allah vatanımızdaki birlik dirliğimizi daim ve kaim eylesin. Yüce Rabbim helalinden bol rızıklar ihsan eylesin. Allah hepinizi aziz eylesin inşallah. İnşallah. Sevgili İhsan Hocam. Allah sizlerden, sizleri yetiştiren ana babadan, hocalarımızdan da razı olsun. Böyle değerlere yetiştiriyorlar. Allah onlara, ölenlere rahmet eylesin. İnşallah tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin. Değerli izleyicilerimiz, arkadaşlarımız telefonun başında bekliyor. Sizlerden gelecek yardım telefonlarını bekliyor. Bizi izleyen birçok izleyicimiz var. Allah hepinizden razı olsun. Geçen hafta muhtarımla da geldiğimizde muhtarım bahsetmişti. Gidiyoruz, bir telefon geliyor, gidiyoruz. Ama biz giderken ya İhsan Hocam'ı ya arkadaşlardan bir arkadaşı yanımıza alıyoruz. Dün de yine bir kardeşimiz Sefaköy tarafından gönderdik arkadaşımız. Yardım yaptı, aldı getirdi. Allah veren kardeşlerimizden razı olsun. Yardım yapan, veren. Ama şu bir gerçek ki, biraz önce İhsan Hocam dedi ki, Hanife kardeşimiz var dedi. Bir ton demir alacak. Allah nasip ederse o dedi yürüyüp gelemiyor. Yani biz onu alıp getireceğiz inşallah. Camimizi göstereceğiz. İhsan Hocam bu Hanife teyzeye bir de beraber ziyaret edelim. Olsun. Yani beraber de gidelim. Ben büyükse ellerinden öpmek istiyorum. Hanife kardeşimiz öyle zannediyorum ki programımızı da izliyor. Devamlı izler bizi. Devamlı izliyor. Selamlar. Allah razı olsun. Buradan selam sevgiler gönderiyorum kendisine. Yine böyle Nevriye teyzemiz var. Allah şifalar versin. Bu tür kardeşlerimize Allah rahatlıkla ömürlerini geçirmeyi, geçirdikleri ömürlerinden huzur, mutluluk almayı nasip eylesin. Tat almayı nasip eylesin inşallah. Amin. Bakın bu kardeşlerimiz evinden çıkamadığı halde, belki bir geliri de yok ha, çok bir geliri yok. Ya eşinden aylık alıyor ya da ufacık bir bağ bahçesi oluyor, oradan 3-5 kuruş geliri oluyor. Belki de birilere yardım veriyor, bu yardımlarla geçiniyorlar ve de yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ben şu bana gelen şu yardımdan Allah rızası için bu Allah'ın evine, Beytullah'ın şubesine yardım yapayım, yapmak istiyorum diyorlar. Bunu demesi bile çok güzel bir şey. Ama benim bütün sağlığı yerinde olan, ekonomisi yerinde olan değerli abilerim, kardeşlerim, sizlerden de bekliyoruz ne olursunuz. Allah rızası için, kendimiz için yapmıyoruz. Her birimiz, buna inanan kardeşlerim için söylüyorum.
İhtiyacımız olduğu zaman cami arıyoruz, cami minaresi arıyoruz. İbadet yapacağımız zaman cami minaresi arıyoruz. Yazın serinlemek için cami minaresi arıyoruz. Kışın ısınmak için cami minaresi arıyoruz. Çünkü buralar sürekli açık oluyor ve bizi kabul eden yerler oluyor. Sizler de ne olur bu Hanife teyzemiz gibi, Nevriye teyzemiz gibi Allah'ın vermiş olduğu bu nimetlerin değerini bilerek, farkında olarak, yani o nimetlerin farkında olarak ne olursunuz? Beşer, onar ton demir alsanız, bir iki mikser beton gönderseniz ne olursunuz? Yani bu her zaman söylüyorum. Bizim için, İhsan Hocam için gönderen göndermesin. Allah rızası için. Buradaki isteğimiz Allah'ın evi, Beytullah'ın şubesine yardımcı olmak. Bakın bu cami 200 metrekare bir cami vardı, 350 metrekare alan üzerinde. Bu 350 metrekare alan arsayı sizler gibi bir kardeşimiz bağışlamıştı. Bir tanesi öldü, Allah rahmet eylesin. İki kardeş, bir tanesi sağ, Allah uzun hayırlı ömürler versin. O kardeşim diyor ki cami, ya yine yardımcı olacağım diyor. Bak arsasını vermiş, şimdi o arsa 2000 metrekare olmuş, arsa büyümüş. 2000 metrekare arsa olmuş, şimdi külliye yapılıyor. Yine yardımcı olacağım diyor o arsanın yerini veren kardeşimiz. Ne olur sizlerde hani 6 ayda 7 katlı, 8 katlı, 10 katlı, 20 katlı binaları yapan kardeşlerim. Ne olursunuz oraya siz de bir şeyler koysanız da Allah rızası için bir dairenizi ya da bir tır demir gönderiyorum deseniz, efendim bir mikser beton gönderiyorum deseniz ne olur? Allah rızası için bu yardımlarınızı bekliyoruz. Sevgili İhsan Hocam, bizim 7-24 saat açık telefonlarımız, bak 0532-336-2780 nolu telefondan 24 saat bize, İhsan Hocam'a ulaşabilirsiniz. Canlı yayın telefonlarımızı, yine de telefonlarınızı bekliyoruz. Sevgili İhsan Hocam, 10 dakika zamanımız var. Duaya geçmeden önce söyleyecekleriniz de var. Ondan sonra da amin deriz inşallah. Cuma akşamınız mübarek olsun. Cumamız mübarek olsun. Ömrümüz mübarek olsun. Ömrümüz hayırlara vesile olsun. Sayılı nefeslerimiz hak ve hakikat uğruna harcadığımız emeklerimiz olsun. Ölülerimize Yüce Rabbim rahmet eylesin. 7 gün 24 saat sizlerden gelecek telefonlarınıza cevap verme adına, her türlü teknik bilgiyi verme adına görüşlerinize, bilgilerinize açığız. Bu geceki programımızı da bu şekilde Rabbimin inayeti, lütfu, izni, müsaadesiyle tamamlamış oluyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyuşuyla gönüllerimize taht kuran yavrumuzdan Allah razı olsun. Allah gelecekte onu mihraplarda, minberlerde, kürsülerde hizmet ehli, gönül ehli olarak görev yapmasını nasip eylesin inşallah. Amin. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yarın cuma etrafta, yörede, civarda kardeşlerimizi gelin görün. Bakın neler yaptık, neler yapıyoruz. Aldığımız daireler, satın aldığımız yerler din adına, Diyanet adına, İslam, Kur'an adına, dini noktalarda hizmet adına, yapma adına gayretlerimizi görün. İnşallah Allah niyetlendiklerimizi yapmaya bizi muktedir eylesin. Amin. Sizlere de bu noktada yardımlarınızın devamını İhlas ve samimiyetle dualarınızı bekliyoruz. Allah kabul eylesin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme rabbena ya rabbena takabbal minna innaka entes semiul alim. Ve tub aleyna ya mevlana innaka entet tevvabur rahim. Vahdina ve vaffikna lil hakki ve ila tariqin mustakim. Bi barakatil Kur'anil azim ve bi hurmeti men ersaltehu rahmeten lil alamin. Ve ufana ya kerim ve ufana ya rahim ve ufil lana zunubena bi fadlika ve cudika ve keremika ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Allahumme inna nes'aluka imanen kamila ve yakinan sadika ve rizkan vasi'a ve kalben khashi'a ve lisanen zakiran shakira ve halalen tayyiba ve evladen salihah ve tevbeten nasuha ve tevbeten qabla'l maut ve ruhatan inda'l maut.
ve mağfireten ve rahmeten ba'dal mevt vel affa indel hisab. Ya aziz, ya gaffar, ya rabbel alemin. Allahümme inneke afubun kerimun tuhibbul affa fevfu anna. Allahümme tekabbel kıyamena. Allahümme tekabbel rükuvana. Allahümme tekabbel sucudana. Allahümme tekabbel salatana. Allahümme tekabbel duaena. Allahümme men ahyetehu minna fe ihyi alel islam ve men tevaffeytehu minna fe tevaffehu alel iman. Allahümme ya mukallibel kulub tebbit kulubena ala dinik. Ya ekremel ekremine ekremna. Ya erhamer rahimine irhamna. Ya gaffarel zunubi gfiri zunubena. Ya settar usturu guyubena. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Rabbena la tuzigh kulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahme innaka antal wahhab. Ya wahhab ya wahhab. La ilaha illa anta subhanaka innaka kuntu minadh zalimin. Allahu khayrun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. صلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وآلهم والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمة الفاتحة. Muhterem kardeşlerim, İhsan Günaydın hocamla bir rahmet esintilere programımızın sonuna geldik. Haftaya inşallah sağlıcakla bu ekranlarda buluşmak dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.